Sen devam et. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dice kanalında yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Bugünkü ayakkabımız introdan da gördüğünüz gibi Russell Westbrook'a ait Why Not Zero 0.4, yani serinin 4. ayakkabısı olacak. Oldukça güzel bir ayakkabı. Yani gayet tercih edilebilir. İyi seviyelerde, her alanıyla okey düzeyde bir basketbol ayakkabısı olacak. Evet, Russell Westbrook Los Angeles Lakers'a geçti. King'le birlikte, AD ile birlikte, Carmelo Anthony ile birlikte bakalım neler yapılacaklar. Güzel bir NBA sezonu bizleri bekliyor olacak. Westbrook da bu sene 4. ayakkabısını piyasaya sürdü. Gayet yine Westbrook'un tarzını bizlere gösteren, çok farklı tasarımlara, çok farklı renklere sahip çılgın bir ayakkabı daha oldu. Hatırlarsanız ben bu kanalda 1, 2, 3 hepsini incelemiştim. Yani kanalı açtığımızdan beri Westbrook ayakkabılarının hepsine yer veriyoruz. Hepsinin incelemesini de bulabilirsiniz. Kutu açmalarını da bulabilirsiniz kanalın önceki videolarına bakarak. Ve çok beğendiğimiz güzel bir seri oluyor. Yani birden itibaren ben hep çok beğendim. Tasarımlarını hep beğendim. Farklı farklı şeyler yaptı. Özellikle 3 ile birlikte bence tepe noktaya çıktı. Tabii ki 4 bana o 3'ün güzelliğini vermedi. Çünkü 3 cidden çok güzel gelmişti bana. Ki geçen senenin en iyi ayakkabılar listesine falan bakarsanız genelde Westbrook'u görürsünüz diye düşünüyorum. Benim o kadar hoşuma gitmişti. Bu da güzel fakat o 3'ün o harikalığını vermedi. Yapacak bir şey yok. Şimdi detaylarına geçelim. Kutusuyla başlayalım. Tasarımı yine hatırlayacağınız üzere önceki tasarımlarla aynı. Hatta direkt bütçeli modeli olan One Take 2 ile birebir aynı arkadaşlar. 11 numara aldım, 45 numara aldım. Yine benim Jordan ve Nike numaram. Biraz dar bir ayakkabı. Ayaklarınıza vurabilir. O yüzden hani yarım numara büyük alabilirsiniz. Ben normal Nike numaramı alıyorum ama normal Nike numaram sizler gibi böyle dar dar giymeyi sevmediğim için biraz büyük giymeyi seviyorum. O yüzden genelde 45 numara bana oluyor. Sizler de benim diğer aldığım ayakkabılara bakarak ne almalıyım sorusuna cevap bulabilirsiniz. Örnek veriyorum, sizde bir Kyrie 7 vardır veya LeBron vardır. Ben onları da inceledim. Kaç numara giydiğim hepsi belli. Onun yanında ayrıca kaç numara ayakkabı giymeliyim şeklinde bir video daha çekmiştim. Oraya da bakabilirsiniz. Eğer kaç numara almanız gerektiğini bilmiyorsanız o videolar hepsi size yardımcı olacaktır. Evet, kutu tasarımında biraz cimri davranmışlar. Dediğim gibi One Take ile birebir aynı. Bütçeli modelle aynı kutu tasarımı hiç hoşuma gitmediğini söylemem lazım. Ama hemen şöyle ayakkabılardan bir tanesini elimize alalım ve detaylı incelememize geçebiliriz. Görsel olarak yine dediğim gibi Westbrook'un tarzını yansıtıyor. Özellikle ben bu en beğendiğim rengi olmuştu arkadaşlar. Bayağı farklı gelmişti. Bilmiyorum sizler ne düşünürsünüz. Bu rengi almak istemiştim. Ayrıca fiyat olarak da bu rengi bir tık daha uygundu. 1260'lara yani o civarları aldım yanlış hatırlamıyorsam. Normalde ama 1500'e yakın bir fiyatı var. Yani artık ortalama iyi bir basketbol ayakkabısı bu fiyatlarda bizlere sunuluyor. Yapacak bir şey yok. Bu rengi indirimli olması ve en beğendiğim rengi olması zaten hemen almama yetti. Çok hoşuma giderek aldım. Özellikle günlük kullanım içinde. Bunu tercih edeceğim. İşte üstüne siyah bir eşofmanı düşünün. Kış geldiği zaman bir hoodie atın. Altta böyle bangır bangır güzel bir ayakkabı. Bence keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Sizler de günlük giyim için seçebilirsiniz. Westbrook tasarlamış yani. Westbrook'un ayakkabısı. Westbrook direkt tasarlamıyor gerçi ama hani söz sahibi en azından. Böyle güzel bir tasarım bence günlük hayatta da normal çevrenizde de giyebilirsiniz diye düşünüyorum. Basketbol için de gayet şık bir tercih. Neler var dizayn detayı olarak? Neler yok ki? Birçok şey var arkadaşlar. Hemen şöyle şurasından başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi Westbrook logoları kazınmış. Jumpman, zıplayan adam logosu. Alt tarafta gayet şık sarı ve Westbrook logosuyla yine altı bile gayet güzel. Zoom ünitesinde yine bir logo görüyoruz. Üst tarafa çıktığımız zaman her renkte bu arada arkadaşlar farklı dizayn detayları var. Bu renk için ben konuşuyorum. Kimisinde materyalleri farklı, dizaynları farklı. Westbrook logosu hemen ayakkabının önünde bu pembe dikişlerle dikkatimizi çekiyor. İçe doğru baktığımız zaman 04, Why Not 04 yazıları böyle bir şerit halinde kazınmış. Benim en çok hoşuma giden şu ayakkabının arkası oldu. Jumpman logosu, arkada imzası ve şurası harika geldi arkadaşlar. 4, Jordan ve Westbrook. Şurası harika. Yani bir tutma kısmı olarak da kullanılabilir. Ama 4. ayakkabı olduğunda buraya kazınmışlar.
tutma kısmı ve diliyle gayet dizayn detayı olarak birçok şey kondurulmuş. Farklı renkler de dikkat çekici olmuş. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gittiğini söylemem lazım. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hemen ağırlık olarak da bakalım. Sonra da tabanıyla detaylara geçelim. Evet, ağırlığına erkenden bakmak istiyorum. Çünkü videonun sonunda bazen unutmuş olabiliyoruz. Önceden aklıma gelmesi güzel oluyor arkadaşlar. 416 gram. Çok ağır değil, çok hafif de değil. 400'ün altına 380'leri düştüğü zaman ciddi hafif olmuş oluyor. Ama 450 üzeri de ağır olmuş oluyor arkadaşlar. 416 yine hafif tarafta kalan bir basketbol ayakkabısı. Hani ağır değil, ayağınıza giydiğiniz zaman zaten oldukça hafif hissedeceksiniz. Bir de unutmayın, bu 45 numara. Örnek veriyorum, siz 42 giyiyorsanız zaten daha hafif olmuş oluyor. Diğer ayakkabılar nasıl, ağırlıkları merak ediyorsanız onların incelemelerine girip bakabilir, öğrenebilirsiniz. Hani bir kıyaslama yapmak açısından söylüyorum. Ben rahat ettim. Oldukça keyifli, güzel bir basketbol ayakkabısı. Dediğim gibi birçok yönü, daha doğrusu neredeyse her yönü gayet iyi ama böyle uf, efsane, işte öldüm bittim diyeceğim bir ayakkabı değil. Hemen taban tutuşu geçebiliriz. Benim aldığım renkte arkadaşlar, tabanı gördüğünüz gibi sert plastikten ve basınç noktalarım nasıl kirlenmiş görüyor musunuz? Bence gayet iyi bir iş yaptı. Zaman zaman hafif böyle kaymalar oldu. Özellikle bu rengi bence daha iyiydi. Diğer renklere baktığım zaman her renk birbirinden farklı arkadaşlar. Özellikle translucent, yani içini gösteren saydam tabanlar daha kötü oluyormuş. Bence siz de sert plastik olanları tercih edebilirsiniz. Ben genel itibariyle güzel işler yaptım. İyi şekilde tuttu beni sahada. Ve taban tutuşuna benim vereceğim puan 10 üzerinden 8.5 olacak, 8.5 olacak. Gayet iyi iş yaptığını söylemem lazım. Ama dediğim gibi saydam tabanlar daha kötü işler yapabilirler. Ve sertliğine baktığım zaman da oldukça sert ve iyi çıkıntılar var ama çok gördüğünüz gibi böyle boşluklu bireysel çıkıntılar kullanılmış. Bence dış sahalarda kesinlikle kullanmayın. Hani yürüyüş için veya işte normal sosyal alanlarda giymek için, işte AVM olur, dışarı çıkarsanız arkadaşlarınıza giyebilirsiniz ama basketbolda tercih etmeyin. Çünkü bunlar çok hızlı böyle kopabilir. Ne kadar sert olsalar da bireysel küçük oldukları için hızlı kopabilirler. Bir miktar dayanır mutlaka ama ben olsam tercih etmem, öyle söyleyeyim. Yani dışarısı için pek uygun gelmedi bana. Ama içerisi için gayet iyi işler yapar. Uzun süre sizlere yardımcı olur. Özellikle dediğim gibi sert plastik olan rengi bence gayet iyiydi. 8.5 ideal bir puan olacak. Ama bu diğer renkler için daha düşük olabilir. Ve hemen yastıklamasına geçelim. Benim biraz hayal kırıklığına uğradığım kısım olabilir arkadaşlar yastıklaması. Daha fazla şey bekliyordum çünkü. Yastıklama noktasında şu görmüş olduğunuz çizili alanda büyük bir zoom ünitesi mevcut. Bunu da hemen şöyle Air Zoom olarak yazısıyla yan tarafta belirtmişler zaten. Bu arkadaşlar direkt altta olduğu için ayağınız çok rahat hissetmiyor. Yani ben daha iyi hissedeceğimi düşünmüştüm. Yine güzel bir zıpzıplık var ama böyle diğer Wildat 3'teki gibi bana gelmedi. Belki muhtemelen hani zoom ünitesiyle ayağımın altındaki katmanlardan da kaynaklanıyordur muhtemelen. Onun dışında faylon köpüğüne kondurulmuş. Ama bu da oldukça sert bir faylon. Hani daha yumuşak yapılabilirdi belki. Yastıklama gayet güzel, etkiden korunmayı sizlere sunacak. İşte zıpladığınız zaman, smaçlara, turnikelere kalktığınız zaman belinizde, dizinizde akşamları ağrı olmaz muhtemelen ama daha iyi bir yastıklama kullanılabilirdi veya daha büyük, daha iri veyahut da bu yastıklama ayağımın direkt altında olabilirdi. Buna bottom loaded deniyor, yani aşağıya kondurulmuş veya yukarıya kondurulmuş olarak ayrılıyor. Her ayakkabıda birbirinden farklılaştırıyorlar. Genel manada mutlu olsam da beklentimi karşılamadığı için ben yastıklamaya arkadaşlar 10 üzerinden 8.8 veriyorum. Yani 9'u çok buna şey bulmadım, öyle söyleyeyim. Hak bulmadım. 8.8 yine iyi, ideal işler yapsa da benim için yeterli olmadı. Biraz zaman geçtikçe daha hissetsem de o tam işte bu şeklinde düşünmedim. Özellikle bu KD'ler, MD'ler çıktıktan sonra da yastıklama işleri oldukça zor bir şekle büründüğünü söylemem lazım. Çünkü artık diğer piyasadaki ayakkabılar çok iyi yastıklamalar yapmaya başladılar. Arkada da yine oldukça ideal bir yastıklama var ama yine sert. Benim ihtiyacım biraz daha fazlası doğrusu. Yukarıya geçiyorum ve materyallere geçiyorum arkadaşlar. Benim aldığım renkte materyaller daha böyle sert plastiğimsi, biraz sentetik deri vari yapılar. Benim hoşuma gitti. Kaliteli duruyor. Güzel izlenim veriyor özellikle şuralar. Arkalara doğru geldiğim zaman biraz daha dandik nubuk yapıları beni karşıladı. Bunlar biraz dandik his veriyor. Arka topuk yine bayağı sağlam, güzel, içten daha doğrusu sağlamlaştırılmış, kuvvetlendirilmiş. Fena değil materyaller. İşte burada kullanılan deriler, işte dilin böyle daha kalın ve örgülü dikişli yapısı benim hoşuma gittiğini söylemem lazım arkadaşlar. Materyallerde benim vereceğim puan 10 üzerinden yine 8.8
Hatta 8.7 de verebilirim ama 8.8 diyorum. Benim hoşuma gitti. Keyifli, güzel. Çok ucuz hissettirmiyor. Çok böyle pahalı, inanılmaz premium da olmasa da yine bence keyifli, güzel bir dış kısım olmuş. Dili dediğim gibi gayet böyle kalın kalın. İçten de baktığınız zaman bayağı petli petli. Her renkte diller birbirinden farklı. Kimisinde böyle halıvari şeyler kondurulmuş, kimisinde daha kaygan materyal var. Bu aldığım renkte bu şekilde. Özellikle hoşuma giden yanlardan bir tanesi de ayakkabının içindeki bu petler oldu. Buna hasret kaldık ya. Son incelediğim 5-6 ayakkabıda hiç bu şekilde bir kullanım yoktu. Buradaki bu iri iri pedlemeler ayağımı bayağı rahat ettirdi ve içeride tuttu. Belki numara seçimi noktasında, bu 45 numara diyorum ya arkadaşlar, buranın ittirmesinden kaynaklı olabilir. Burası bayağı ayağınızı öne ittiriyor. O yüzden belki yarım numara büyük almanız size fayda sağlar. Çünkü arkada yine ölü bir alan oluşturuyor bu ayakkabının tasarımı. Biraz topuk kısmından bu yastıklamanın ve plastiğin yüksek olması sizi yerden yüksek hissettirecek. Dolayısıyla çok yere yakın oynamayı seven, sahayı kontrol etmek isteyen gardlar için biraz daha sıkıntılı olabilir. Yani kayrı tipli, körü tipli gardlar için sıkıntılı olabilir. Bu biraz daha Westbrook tipli. İşte yarıp geçeceğim, dümdüz içeri gireceğim, çok zıplıyorum, çok sert oynuyorum ve genelde düz hamleler yapıyorum diyenler için yine her zamanki gibi uygun olmuş. Yani Westbrook'un cidden tarzını hem sahada hem saha dışında, tasarımsal da oyunsal da yansıtan güzel bir ayakkabı olmuş. Biraz yerden yükseksiniz ve bu şekilde saha hissini biraz düşürüyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer nokta da yana yapacağınız hamlelerde bir miktar dengesiz ve dışarı çıkıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Bu benim pek hoşuma gitmedi. Birinci sıkıntı yana doğru fazla çıkıntılı değil. İkinci sıkıntı da yerden biraz yüksek olması ve yan tarafta ekstra bir çeper olmayışı. Gerçi şuradaki ekstra katmanlar işte aynı şekilde buradaki de iyi iş yapsa da bir miktar çıktığını hissettim. Üst kısım oldukça sağlam sizi tutuyor ama ayakkabının tasarımı yana yapacağınız hamlelerde bir miktar eksik kalıyor maalesef. Onun dışında işte topuk koruması oldukça güzel. Bağcıkları sıktığınız zaman çok güvenli hissediyorsunuz. Ben destek noktasında da bu ayakkabıya 8.9 veriyorum. Hani 9 da olabilirdi ama dediğim gibi biraz yana doğru yaptığım hamlelerde ayağımın çıkıyor gibi hissetmesi ve yetersiz yan desteği puan kırmama sebep olduğunu söylemem lazım. Rahat, güzel, keyifli, hoş bir ayakkabı. Benim ilk sıralar özellikle şu ön kısımdan biraz ayağımı vurdu. Yani parmaklarımı sıkıştırdığını söylemem lazım. Hani dar yapısından ötürü. Ayakkabı yandan da biraz dar arkadaşlar. Aynı şekilde şu önde çok aşağı doğru girdiği için parmaklarınızı biraz orada sıkıştırıyor gibi hissediyorsunuz. Yavaş yavaş o açılacak ama en başta aklınızda bulunsun. Çok büyük eksik yönü yok. Hangi oyuncular tercih edebilir peki diye soruyorsanız arkadaşlar, bence 1 numaradan 5 numaraya herkes uygun. Pivotlar da giyebilir, guardlar da giyebilir ama dediğim gibi daha yere yakın oynamayı seven guard arkadaşlarım hani Kyrie'lerde, Curry'lerde belki daha rahat edebilir. Bu biraz daha yastıklaması fazla ve yüksek yerden bir ayakkabı arkadaşlar. Ve daha dik gittiğiniz zaman sizlere yardımcı olabilir. Ama yastıklaması, sizi işte kitlemesi, rahatlığı, materyaliyle bence her türlü basketbol oyuncusu bunu rahatlıkla tercih edebilir ve keyifle oynayabilir. Sadece dışarıda oynamayın ve sahada takılın yani. Onun dışında da fazla söylenecek bir şey yok. Gayet iyi, her seviyeye tik atan güzel bir ayakkabı olmuş arkadaşlar. Hani beni şaşırttı, o şöyle oldu böyle oldu diyemeyeceğim. 3'ten sonra hatta biraz aşağıya düştü bazı noktalarda. Memnun olmadığım bir yanı yok ama çok aşırı da bayıldığım bir yanı yok. Ama ben bunu günlük hayatta dediğim gibi spor salonunda, işte ağırlık çalışırken, arkadaşlarımla dışarı çıkarken, sinemaya giderken tercih edeceğim. Ve ara ara da basket atar mıyım? Atarım tabii ki. Görsel olarak güzel, birçok dizayn detayı olan ve Westbrook'a yakışmış. Gayet tatlı, hoş bir ayakkabı. Bütün zaten puanlamalarım hep 9 ile 8 arasında. Yani iyi bir puanlama oldu arkadaşlar. 8'in altı düşük, 9'un altı ise bence gayet yüksek, güzel ayakkabılar oluyor. Bu şekildeydi. Almak isterseniz kesinlikle hayal kırıklığına uğramazsınız. Materyalleri de kaliteli olması uzun süre sizlere yardımcı olacağını düşündürüyor bana. İncelememi de sonlandırmak istiyorum. Şu arkadaki 4'ü de göstermeden sonlandırmayalım. Kocaman bir 4 yazılmış. Umarım hoşunuza giden bir inceleme daha olmuştur. Eğer cevap vermediğim bir şey olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorum kısmında bana sormayı unutmayın. Ama eğer videoda bahsettiğim bir şeyse cevap vermeyeceğim. Bunu söylemem lazım. Hangi ayakkabıları görmek isterseniz aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir sonraki güzel kutu açımlarında, vloglarda, alışverişlerde, incelemelerde görüşmek dileğiyle diyorum. Ayakkabı dahisi bugünlük out.